Sabah Mustafa Şahin arkadaş namaza kalktığında şeyi görmüş. Evden duman çıktığını görmüş. Burada bazı arkadaşları telefonla aramış, ulaşamamış. O da aracıyla bizim kapıya geldi, kapıya vurdu. Biz de kalktık. Geldiğimizde, eve geldiğimizde bu mutfak kısmının yandığını gördük. Şu bölgede bulaşık makinesi, buzdolabının olduğu bölgede şeyi aradık, itfaiyeyi aradık. O da yaklaşık 5.40 falandı. İşte ondan sonra onlar bize dönüş yapmaya başladılar. İtfaiye Giresun çağrı merkezi yanılmıyorsam 3-4 sefer beni aradı, itfaiye geldi mi diye, arada kontrol amaçlı, haber amaçlı. Biz de gelmedi dedik. Yaklaşık bir saat sonra geldi. Şeyin Doğankent'in aracı geldi. Doğankent'in aracı geldiğinde de Doğankent'in aracından şey gelen arkadaşların zaten itfaiye şeyleri tesisatları yoktu. Sadece dışarıdan su sıkabilecek durumdaydılar. Şeyleri, baretleri, elbiseleri falan da yoktu. Tekrar Tirebolu bizi aradı. Tirebolu o an hatırlamıyorum da birkaç sefer bizi aradı. Durum ne alemde dedi. Ben de dedim ki yani biz yanında iki tane üç tane şey bina daha var. Onlar da dedim yanacak muhtemelen. Biz yanıyoruz. Niye gelmiyorsunuz falan deyince dedi tamam biz de araç çıkaracağız. Onlar da araç çıkardılar. İşte Doğankent'ten sonra şey geldi. Tirebolu geldi. Tabii işte binanın içine falan da Tirebolu girdi. Yani en azından söndürme, soğutma çalışmalarını Tirebolu'dan gelen itfaiye şeyleri, görevlileri yaptılar. Kürt'ün bize şey gelmesi lazım dedi. Emir hani Giresun'un Gümüşhane'yi araması, şey etmesi lazım. Sonra ben Giresun çağrı merkezindeki bana görevli dedi ki ben Gümüşhane'ye de bildirdim, Kürt'üne de bildirdim. Burada başladı. Burada önce mutfak yandı. Daha sonra bu üç koridordan yana yana en son şeye yatak odası bölümüne geçti. En son yatak odası yandı. Yani ilk yarım saatlik süre içerisinde, 40 dakikalık süre içerisinde bu taraflarda şey yoktu. Yangın bu taraflara gelmemişti.